bir algı yönetimi her alanda karşımızda ve bizi tüketmeye daha çok şevk eden evet. bir e, yaklaşım olarak da görüyoruz. E, ve az önce yine değindiğiniz gibi çocuk yetiştirmenin israf bağlamında çok önemli olduğuna değmiştiniz. Ben biraz bu noktaya gelmek istiyorum. Şimdi çocukları yetiştirirken israf bağlamında dikkat etmemiz gereken şeyler. E, algı yönetimi biraz daha kişisel farkındalığı arttırarak belki karşı koyabileceğimiz bir dakika yani burada farklı bir şey oluyor bu beni huzursuz ediyor diyebileceğimiz noktada karşı koyabileceğimiz bir şey. O zaman biz çocuklara bu bilinci nasıl kazandırabiliriz? Siz gelmeden önce Selim ile yayından önce konuşurken geçen gün yaşadığımız bir olaydan bahsetmiştim. Çok kısaca anlatmak istiyorum. Evet. Annemle bir dükkana girdiğimiz zaman dükkan sahibinin küçük bir oğlu vardı ve e, dükkanın iki tane kartını verdi anneme. Annem de dedi ki iki tanesine gerek yok. Bir tanesi yeterli. Bu bunların üretilmesi için ağaçlar kullanılıyor ağaçlara e, ziyan olmasın ve maalesef çocuk dedi ki kesilirse kesilsin hı hı. şimdi bu tabi üzüldük yani o sırada bizim söz söyleyebileceğimiz bir durum değildi ama işte bunu çocuklara söyletmemek için çocuklara bu bilinci kazandırmak için ne yapmamız gerekiyor Selim Bey de başlayalım Evet yani tabii ki <laughs> e, sorun çok büyük e, bir kere yakın bir seferberlik gerekiyor. Yani şimdi ben hocamın e, e, içinde bulunduğu durumu az çok takdir edebiliyorum çünkü yani e, problem e, devasa boyutlarda. Siz bunu e, en yüksek perdeden dile getiriyorsunuz ve e, yine insanlar bildiğini okuyor bir anlamda. E, böyle zamanlarda insan tabii hani e kapılmamalı e, diye konuştuk. E, şöyle bir e, dua var hocam. Böyle zamanlarda büyükler yaparmış bu dahi ee, insan hani psikolojik açıdan dibe vurduğu zaman, e, problemin büyüklüğü ve cesameti karşısında acizliğini hissettiği zaman ellerini açıp e, şöyle dua edermiş. La tekul ya Rabbi li hemmun kebir ve lakin kul ya hemmu li Rabbun kebir duasını yap dermiş eskiler. Yani e, böyle zamanlarda ellerini aç e, Rabbim benim büyük bir derdim var deme de ki, Ey dert benim büyük bir Rabbim vardı. Yani bu psikolojiyle dertlerin üzerine git. Cenabı Allah size bir problemi tarif edebilme kabiliyeti verdiyse onu çözebilme kabiliyeti de vermiştir. Buna inanın, buna güvenin ve eee tevekkül edin. Elinizden geldiğince kişisel ya da toplumsal problemlerin üzerine gidin ve Allah'ın izniyle bunun bereketini göreceksiniz diyorlar. Bu bu aslında çok ciddi bir psikolojik rahatlık meydana getiriyor insanda hocam. Neticede insana kaldıramayacağından fazla yük yüklenmiyor. Akşamları mihrabi olarak okunan amener resulü de la yükellifullahu nefsen illa saha var. Yani insan Allah insana kaldıramayacağından fazla yük yüklemiyor. Biz seferden sorumluyuz. Zafer Allah'tan. Şimdi tabii ki bu bir kültür alışkanlığı, tüketim alışkanlığı. Çok zor. Yani bir reklam bombardımanında yaşıyoruz hocam. Çocuklar bunlarla büyüyor yani. Çok çılgınca bir tüketim var. Yani makro planda ülkelere silah satmak isteyen bir kapitalist düzen var. E, veya estetik endüstrisi var, kozmetik endüstrisi var. E, i̇nsanların e, reklam beraberinde bir yaşam felsefesini de size e, dayatıyor. Yani e, o ürünü aldığınız zaman e, hocam bir anahtar kelime kullandı, duygudaşlık. Yani aynı ürünü aynı küresel global ürünü kullanan insanlar arasında bile hangi coğrafide olursa olsun bir duygudaşlık meydana geliyor. Dolayısıyla bir küresel insan modeli arzuluyor dünyadaki müesses nizam. O sorgulamayan, tüketen, üretmeyen ama bu tüketim endüstrisinin pasif bir bireyi olarak kendisine dayatılan kültürü kabullenen, yaşam felsefesini kabullenen ve tüketen bir birey. Dolayısıyla bu kültüre karşı nasıl mücadele edeceğiz? Aile bu işin en başlangıç noktası, hani çocuk eğitimi evlilikten önce başlanır falan diye bahsederler. veya da hocam dünyada six is too late akımı var. Yani altı yaşı çok geç yaş olarak kabul eden pedagoglar var. Şimdi burada bir kere evvela kendimiz bireysel olarak, yaşantımıza çeki düzen vermemiz lazım yani bir marketten ürünü alırken bu bir ihtiyaç mı değil mi sorusunu sormamız gerekiyor aile planlaması bütçesini planlarken bunları çok birbirimizi frenleyici bir mekanizmayı oluşturmamız gerekiyor çocuklara örnek olmadığımız rol model olmadığımız müddetçe yani çocuklar okumaktan ziyade ebeveynlerini taklit ediyorlar onların Davranışlarını mutlak doğru olarak kabul ederek büyüyorlar. Çocukların yani eğitim e, düzeninde bu. E, çocuklara nimet külfet dengesini, e, işte bir nimetin, bir ekmek nimetinin sofraya gelinceye kadar işte buğdayın yetiştirilmesi, çiftçinin eziyetleri, işte değirmeniydi, fırıncısıydı, e, nakliyesiydi, e, maliyetiydi. Yani bu, bunları aktarmamız gerekiyor. Hocam biz diyanette arkadaşlara şey tavsiye ediyoruz. Çocukları elinden tutun, bir mülteci kampına götürün veya e, insanı yardım faaliyetlerine gönüllü olarak katılın e, yani Afrika'ya bir gidin yani bir Afrika seyahati yani başlı başına insanı böyle e, çarpıyor ki ve kendisine getiriyor yani, yani Afrika'ya gidemiyorsanız Güneye gidin Suriyedeki e, mülteci elbaba gidin efendimiz oradaki mülteci kamplarına yetim e, hanelere bir gidin oradaki yani o çocukları inan götürdüğünüz zaman zaten çocuk hemen e, kumbarasına, sadaka e, kumbarasına para e, aktarmaya başlıyor. Yani bu finansal bilinç, e, bakın bizler aslında ebeveynler olarak çocuklarımızı farkında olmadan israfa alıştırıyoruz. İki türlü, bir e, çocuğun e, yaramazlığını dindirmek için ona istediğini alıyoruz veya da onu mutlu etmek için. Ya kaç tane evladımız var? Evladımızı harcamayacağız da ne yapacağız? diyerek onların her istediklerini alıyoruz. Çocuk varlıkta yokluğa alışmadan büyür hocam. Bakın varlıkta Allah şükür memleketimizde her şey var. Yani herkesin alım gücü farklı ama eee zengini de fakiri de dünyadaki bir dünyadaki birçok ülkeye göre daha iyi bir konumdayız. çocuk varlıkta yokluk eğitimi almadan, yoklukla tanışmadan büyüyor. Yani küçük prensler ve prensesler yetiştiriyoruz. Bakın bunu şöyle de yorumluyor hocam. Hani kıyamet ne zaman kopmaz? anne kendi efendisini doğurmadıkça diye bir şey var. Yani annenin kendi efendisi aslında annenin ve babanın çocuğuna köle olması demek yani. Şu anda gerçekten böyle bir toplumsal problemle karşı karşıyayız. Yani çocukların duygusuz bir nesil olarak yetişerek anne babasının anne babasının varlık sebebini kendine hizmet olarak hizmet etmek olarak algılayan bir nesil var şu anda karşımızda. Bu çok ürkütücü bir şey. Dolayısıyla eğer biz ileride çocuklarımız yoklukla karşılaştıkları zaman ...bu hayal kırıklığıyla baş edebilmesini... ...biz bunlara öğretmezsek... ...tasarruf kültürünü, bilincini... ...hayatın her anlamında... ...ayetlerle, hadislerle... ...yaşayan örneklerle... ...biz anlatmazsak... ...korkarım ki... ...hocamın istatistiklerindeki... ...kötü rakamlar... ...daha da kötüleşmeye devam edecek. Ama eğer biz... ...en başta kendi kendimize söz geçirirsek... ...kifafi nefs diye bir tabir var. Kifafi nefs. Yani... Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki insanoğlunun bu hayatta doldurduğu en kötü kap nedir biliyor musunuz diyor midesidir diyor. Halbuki bir insana kifah nefsi yani nefsin'e kifah e, kifayet edecek kadar e, tüketimde bulunması onun için mutluluğu için yeterlidir. E, sınırsız tüketim yoktur. E, sınırsız e, heva ve hevesin peşinde koşma yoktur. Bizler kendimizden başlayan Dünyayı değiştireceksek kendimizi değiştirerek başlamamız lazım. Ailemizde bu bilinci bu kültürü yerleştirmemiz lazım. Bağda harabı basra olmadan bizim bu noktada gerçekten hocama da katılıyorum toplumsal bir seferberlik içerisine girmemiz gerekiyor. Şimdi bu kadar tasarruf bu kadar işte israf bilinci deyince bizi bazen de böyle işte servet düşmanı olarak da algılayabiliyorlar. Bu yanlış. Yani biz üretelim, satalım, ülkemize döviz kazandıralım. Ama netice itibariyle insanın ihtiyacından fazlasını üretmesi zemmedilmemiştir, yerilmemiştir. Ama insanın ihtiyacından fazlasını tüketmesi zemmedilmiştir, yerilmiştir. Dolayısıyla bu toplumsal kültürle beraber yavaş yavaş camilerimizde, televizyon ekranlarımızda. Yani e, her duyarlı Türk vatandaşının eee erozyona ne kadar duyarlık e, duyarlılık e, gösteriyorsa işte çevre kirliliğine, hayvan haklarına, efendime söyleyeyim, ağaç dikimine, yangınlara karşı, toplumsal felaketlere karşı elhamdülillah duyarlı bir milletimiz var. E, bu duyarlılığın israf konusunda da aynı şekilde aynı farkındalığın meydana e, getirilmesi için akademisyenler, ilahiyatçılar, hocalar, e, medya mensuplarının eee topyekün bir e, seferberlik içerisine e, girmesi gerekiyor. Ve ben inanıyorum bizim mayamızda bu var. Yani bizim kültürümüzde, kurumlarımızda, Anadolu irfani geleneğimizde e, azlan yetinmek, e, elindekini bölüşmek e, var. E, toplantının başında da söyledim hocam Türkiye'de bu kadar e, insanı rahatsız eden israf var ama netice itibariyle gayri saf milli hasılaya göre dünyada 3-4 seneden beri en fazla dış yardım yapan da ülkeyiz aynı zamanda. Hele bir de şu israfı önlersek Allah'ın izniyle e, rakamları e, makul bir seviye e, çektiğimiz zaman ülkemizin refah seviyesi daha da artacak. infak imkanımız daha da e, artacak. Ve belki de gerçekten o da e, dünyaya karşı e, biz söyleyecek sözümüz var ama şu anda söyleyecek yüzümüz çok fazla yok aslında. Bu israftan dolayı. 6 milyon ekmek çöp. Hocam doğru mu istatistik? 6, bu kabul edilebilir bir şey değil. Bir Müslüman haneden haftada 3-4 ekmeğin Çöpe atılması kabul edilebilir bir şey değil. Hem örfen hem dinen hem şeran asla buna yani e, mahal ver. Hanımlara çok büyük e, burada vazife düşüyor. Bakınız yani e, şu anda belki de bu kuşakta en fazla e, hanım izleyicilerimiz var. E, onların e, bu konuda erkeklerden daha fazla duyarlı olması, aile ekonomisini yönetmesi açısından, e, mutfağa idare etmesi açısından. Çünkü Türkiye'deki en büyük israfların başında gıda israfı geliyor. O da mutfak israfı demektir. O da hanımların birinci derecede ilgi alanıdır. Özellikle hanım kardeşlerimizin bu konudaki duyarlılığı, hassasiyeti inanın bizleri çok daha ileri bir seviyeye taşıyacak diyelim. Ama hocam ümitsiz olmayacağız inşallah. Estağfurullah.